Abbas Bey bir açıklama yapacak. Arkadaşlar hadi. Halk serbest bırakılmanıza karşı büyük bir tepki verdi. Neler söyleyeceksiniz? Çekil. Lütfen Abbas Bey. Arkadaşlar lütfen ama lütfen. Abbas Bey mahallenize dönecek misiniz? Bir açıklama lütfen. Kamuoyu bu kararınıza büyük bir tepki verdi. Katili bıraktığınızı düşünüyorlar. Kısa bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Abbas Hanefi olay gecesinde tam olarak cinayet saatinde başka bir yerde olduğu kanıtlandığı için serbest bırakılmıştır. Faruk Demir'in üstünde Abbas Hanefi'ye ait DNA örneği bulunmuştu. Peki bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Bulaşının nasıl gerçekleştiğini adli tıp araştırıyor. Yakında gerekli açıklamalar yapılacaktır. Teşekkürler. DNA örneği yeterli bir kanıt değil midir? هل أنت متأكد أنك لا تعرف فاروق؟ لا أعرفه، لا أعرفه. أنت خائف مثل أصدقائك الآخرين، لكن لن نفعل أي شيء. نريد المعلومات فقط. لا أعرف أي شيء، لا. ميلي، al bunu sıradaki gelsin. Baş üstüne. Yine aynı cevaplar. Bir şey bilmiyormuş. Hep aynı terane. Evet. Nasıl gidiyoruz? Faruk'un defterinde adı yazan tüm göçmenleri bulup getirdik. Selin'in Arapça bilmesi de çok işimize yarıyor ama... Ama korkudan hiçbiri konuşmuyor değil mi? Ha, öyle mi? Bunlar sınır dışı edilmekten korkuyorlar. Korkunun ecele faydası yok ama. Geç otur. Hasan Malik, ahbar ne? Kayfete arif doktor Faruk? Hel fahimte es-suale? Konuşacak galiba. Doktor Faruk, iyi adam. Nereden tanıyorsun? Bizle ilgilendi. İyi adam. O gece bizim eve geldi. Nerede ilaç aldığımı sordu. Tamam, sen nereyi söyledin? Yani hangi eczane? Bir eczane işte, Taştelen'de. Adını bilmem. Tamam da hangi sokak bari, onu söyle. Bilmiyorum, geceydi. Tamam, yani gece olduğuna göre nöbetçi eczane yani, değil mi? Bitti, o kadar. Daha konuşmak istemem. Özellikle eczaneyi sormuş Faruk adama. Belli ki bir şeyden şüphelenmiş. Araştırma yapmış. Bence bu adam hangi eczane olduğunu da biliyor. Ama bir yerden sonra korkup sustu, devam edemedi. Bu adamlarda hasta tipi yok ama hepsine ağır kanser ilaçları reçete edilmiş. Üstelik ilaçlar evlerinden de çıkmadı. Eczaneyi bulmak lazım. O muhitte olsa olsa bir tane gece nöbetçisi vardır herhalde. Kolay buluruz. Güzel. Yarın ilk iş. Başına baba.